saatlerimiz onu gösteriyor. Baharla güzel şeyler başladı. Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. 1,5 saat boyunca da birlikte olacağız. Efendim şu an stüdyomuzda İbrahim Gökçek bizimle birlikte. Herbalist İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi bugün biz sizinle alerji, gastrit ve şeker hastalığından zayıflamaya kadar uzanan bu rahatsızlıklarımızda bitkilerin yeri ve önemi hakkında evet. konuşacağız. Bu anlamda bilgiler alacağız. Sizler de bu arada bizlere ulaşmak istiyorsanız 0212 625 58 33 bu numaralardan bizi arayabilirsiniz. Peki başlayalım. Biraz gastritten başlayalım. Evet, çağımızın önemli rahatsızlıklarından bir tanesi. Herkeste neredeyse var bu sıkıntı. Evet, gastrite karşı bayağı ağırmış. Çok güzel, çok basit bir çözüm var. Nedir? Lahana. Şimdi bu lahananın içinde ne var? Lahananın birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler binlerce var. Fakat çok hassas bir madde var bu lahananın birleşiminde. Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Çok hassas bir amino asit. Haşlandığında, kaynatıldığında hemen bozulur, etkisi sıfıra düşer. Haşlanmaması ve kaynatılmaması gerekiyor bizim. Yani mide rahatsızlığı varsa, mide rahatsızlığı varsa kişide gastrit, ülser bunu iyileştirmek istiyorsa, haşlarsa, kaynatırsa etkisi sıfıra düşer. O zaman mide için kullanmaya gerek yok. O zaman yemeğini yapacaksın, yiyeceksin. Sarmasını yapacaksın. Şimdi bununla ilgili Profesör Doktor Cherney, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı ekiplerle değişik hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Lahanayı araştırarak. Lahananın gastriti, ülseri tedavi ettiğini belgelemişlerdir. Cherney'nin yapmış olduğu araştırmalarda bulmuş olduğu maddeyi metilmetilyonun sulfonyum bromiti U vitamini zannetmiş. Yani ülseri iyileştirdiği için adına U vitamini demiş. Bazen de ulkus faktör dendiği de olmuş ülseri iyileştirdiği için. Daha sonraki yapılan araştırmalarda U vitamini diye bir vitamin olmadığı, bunun çok hassas bir amino asit olduğu belgelenmiştir. Bilindiği gibi amino asitler 22 tane ana amino asit var. Bir de yan amino asitler var. İnsan vücudunda protein yapımında, hücre yapımında kullanılan. İşte bunun birleşimindeki bu çok özel.